Ali 5 tur golf oynamış. Tamam mı? 5 tur golf oynamış ve en düşük puanı da 80'miş. Tekrar ediyorum. En düşük puanı 80'miş. İlk 4 turda ve son turda aldığı puanlar da buradaki aşağıdaki grafikte bize verilmiş. Bakın en düşük puan aldığı yani 80 aldığı tur işte burada. Buna ek olarak 1 kere 90, 1 kere 92, 1 kere 94 ve 1 kere de 96 puan almış. Ali, 80 puan aldığı turda bazı kuralları ihlal ettiği için ceza almış. Anlaşılan Ali'nin hile yapması pek de işine yaramamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ceza almış. Evet, bu turda kural ihlali olduğu için aldığı puanın sayılmamasına karar vermişler ve 80'i çıkarmışlar. En düşük puanın çıkarılması medyan ve ortalamayı nasıl etkiler? Evet, sorumuz bu. Bakalım bu durum Ali'nin puanlarını nasıl etkileyecek birlikte görelim. İşe medyanla başlamak istiyorum. Medyan bildiğiniz gibi neydi arkadaşlar? Ortadaki sayı. Ortadaki sayıdır medyan. İlk grafikteki medyan ya da ortadaki sayı sağında ve solunda ikişer sayı olan yani buradaki sayı olacak. Hemen not alalım. İlk grafikteki medyan bakıyoruz. 92. Peki buradaki uç değeri çıkardığımızda medyana ne olur? Artık 4 tane sayı olduğuna göre medyan ortadaki iki sayının ortalaması olacak. Bu iki sayı da nedir? 92 ve 94. Ortalamalarını alalım. 92 ve 94'ün ortası daha güzel yazayım. 92 ve 94'ün tam ortası 93'tür. Evet buradaki medyan da 93'müş. Bu örnekte düşük uç değeri çıkarmamız medyanı arttırdı. Evet şuraya not edelim bunu. Medyan arttı. Peki ortalamaya ne oldu? Herhangi bir hesaplama yapmadan ortalamadan küçük bir sayıyı çıkarırsanız ortalamayı hesaplamamıştık ama ortalamadan küçük bir değeri çıkarırsanız ortalama artar diyebiliriz. Umarım işin mantığını anlatabilmişimdir. Ortalamadan büyük bir sayıyı çıkarırsanız da ortalama azalır çünkü o büyük sayı artık ortalamayı etkileyemez, yukarı doğru çekemez. Tekrar ediyorum. Ortalamadan küçük bir sayıyı çıkarırsanız, o sayı ortalamayı aşağı çekemeyeceği için ortalama artar. Şimdi aynı şeyleri bir de matematiksel olarak size göstermek istiyorum. Önce ortalamayı hesaplayalım. 80 artı 90 artı 92 artı 94 artı 96. 2 artı 4 eşittir 6, 6 da 12 elde var. 1, 1 artı 8, 9 diğer sayıların hepsi 9 olduğuna göre ee, bunu 5 tane 9 olarak düşünelim. Ve sonuç ne oluyor? 452. Bu 5 turda elde edilen toplam puan 452'ymiş. Bunu da 5'e bölersek bakalım. 452 bölü 5, 4'te 5 yoktur, 45'te 5, 9 kere çıkaralım, 2'yi aşağı indiriyorum, 2'de 5 yoktur, 0, 0 çarpı 5, 0 eder bundan, e, bu çıkınca da geriye 2 kalır. O halde ortalama 90 tam 2 bölü 5'tir. Ortalama buralarda bir yerlerde, İşte burada. Ve 80'i çıkardığımız zaman, 90 artı 92 artı 94 artı 96, 2 artı 4 artı 6 eşittir, 12 elde var. 1 bunları topladığımızda da 37 elde ederiz. Toplamda neymiş? 372'ymiş. 372'yi 4'e bölünce de, bölme işlemini görebileceğiniz bir yerde yapayım. 372 bölü 4, 3'te 4 yoktur, 37'de 4, 9 kere vardır, 9 kere 4, 36, 37 eksi 36, 1 eder, 1'de 4 yok, 2'yi aşağı indiriyorum, 12'de 4, 3 kere var, kalan olmadığına göre, buradaki ortalama da 93'müş. Medyanla ortalama birbirine eşit, yani 93, medyan 92 idi, 93 oldu, yani arttı. Ortalamada 90 tam 2 bölü 5'ti. Ve o da Şimdi 93 oldu yani o zaman o da arttı. İkisi de artıyor hatta ortalama medyandan daha çok artmış. Bu son derece mantıklı arkadaşlar. Bu sayı diğer sayılardan daha küçük olduğundan çıkarıldığı zaman ortalamanın artması gerek. Son olarak bir de seçeneklere göz atalım. Medyan ve ortalama azalır diyor olmaz olamaz. Medyan ve ortalama azalır. E, bu da e, olamaz. Medyan ve ortalama artar. E, ortalama medyandan daha fazla artar. İşte bu. Ortalama 90 tam 2 bölü 5 veya 90,4'tü ve 93 oldu. Medyansa sadece 1 puan arttığına göre doğru seçeneğimiz budur.